Merhabalar, bugün size Philips'ten çok güzel bir makine tanıtımı yapacağım. Ben de yeni aldım. Sizinle beraber bütün parçalarını tanıyacağız ve değişik kahve deneyimlerimiz olacak diye düşünüyorum. Bugün şu anda kutu açılımını yapacağım. Philips'in 5400 serisinden güzel 12 tane kahve çeşidinin yapılabildiği bir kahve makinesi. Evet. Şu şekilde. App 514470 diye geçiyor kodu. Haydi. O zaman açmaya başlayalım. Evet. Açmaya başladık. Ben bunu çıkartayım. Çünkü biraz ağır. Evet, kutudan çıkartayım. Bu da süt koyduğumuz aparat. Bunlar da kullanım kılavuzları. Evet, makinemizin kutusundan çıkanlar bunlar. Şimdi bunları güzelce yerleştireceğiz.
Ben de çok bilmiyorum ama bunun böyle olduğunu düşünüyorum şu anda. İlk makinemizi açtığımızda satıcı kendi temizlemesi gerektiğini söylemişti. Evet, oturuyordu. Bu aratıcı galiba. Aratıcı çıkacak demişlerdi içinden. Bunun da nasıl kullanıldığını birazdan keşfedip videomda ekleyeceğim. Bu da fişi. Fişini takacağız. Elektriği takmadan önce neler yapılması gerektiğini bakıyorum. Hemen dönüyorum. Buradan su konuluyor. Şuradaki bantlarını açacağım. Ay, su konuluyor diyorum. Kahve konuluyor. Çok pardon. Açalım. İster buraya öğüttüğünüz kahveniz varsa öğütülmüş kahvenizi, yoksa çekirdek olarak buraya koyuyorsunuz. O kendi öğütüyor. Bu su haznesi. Şöyle bir şeye bakın. Buradan da şöyle göstereyim. Makinenin burasından da filtresi var. Filtresini temizleyebiliyorsunuz. Onu da hemen göstereyim. Bu şekilde açılıyor. Şuradaki filtre çıkıyor diyebiliyorum. Onun da bir mandalı var. Bunu da keşfedeceğim. Ha, şurada. Onu da keşfedip yapacağım. Şu anda zorlanayım. Evet, bu şekilde. Büyük ihtimal bu da buralarda bir yere takılıyor. Onu da bulayım. Sütlüğün yeri kolay, onu biliyoruz. Bunları güzelce yıkayıp makineyi ilk çalışmaya hazırlayacağım. Koydum makineyi. Bu şekilde takılıyor. Şu da kapalı. Bu şekilde takılıyordu. Ha, şu şekilde. Evet. Bu şekilde takılıyor. Şimdi kullanım kurulumuna bakalım. İlk etapta neler yapmamız gerektiğini anlayalım. Evet. Makinemiz için. Ben içme suyu koyacağım için bunun içine koydum. Gördüğünüz gibi gayet kireçli çıktı. Ben 4 numarayı seçeceğim. Ayarlarını yaparken, kireç ayarını yaparken makinede. Evet. İlk kullanım için makinemize temiz su doldurdum ben. Evet. Bu şekilde yerine oturttum. Makinemizi açıyoruz. Tabii öncesinde şuradaki kağıdımızı çıkartıyorum. Yani yandan ilk önce düğmeye basacağız tabii ki. Yok, yandan şurada düğmesi var. Ne yapıyorum? Evet. Acemilik işte. Bakın Türkçe var mı? Ben de bilmiyorum. Sizinle beraber göreceğiz. Evet, Türkçemiz yok. Mecburen İngilizce devam edeceğiz. Peki. Tamam dedik. Evet, buna basmadan önce videoyu durduruyorum çünkü buraya bir kap koymam gerekiyor. Evet, tamam diyoruz. 4'te. Thank you.
Makine kendini temizliyor şu anda. Gördüğünüz gibi buradan su, hava kabarcıkları çıkıyor. Bu hava kabarcıkları bitene kadar makinamızın sonradan gürültülü bir şekilde çalışmaması için bekliyoruz. İçindeki havayı almış oluyoruz böylelikle bu filtrenin. Sonradan su tankına yerleştireceğiz. Evet, artık gördüğünüz gibi kabarcık çıkmıyor. Bunu çıkartıp filtre yerine su tankının içine yerleştiriyoruz. Evet, benim tercihim Starbucks'tan bu Veranda Blend fındık aromalı. Çok güzel, lezzetli bir kahve. Özellikle latte de sevdiğim için ben bu kahveyi tercih ediyorum. Yumuşak bir içimi var. Yani kahve çeşitleri içinde bence Starbucks'ın şöyle çekirdekleri de. Çok da güzel kokuyor. Şimdi bu kahveden çekirdek kahve koymak istediğimizde şu bölümüne koyuyoruz. Bu kahvelerimizi taze bir şekilde çeksin. Buraya da varsa öğütülmüş kahveniz buradan koyuyorsunuz. Buraya normal kahvemizi koyuyoruz. Çekirdekli olacak şekilde kapağımızı kapattık. Şöyle oturttuk. Evet. Sütümüzü de şu tanka koyduk. Gördüğünüz gibi. Yumuşakça şöyle hafifçe yukarıdan hemen koyuyoruz, takıyoruz. Çıkartırken de hafifçe şu şekilde çekiyoruz. Aklınızda olsun. Hafif yukarıdan böyle oturtup yerini bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca bu şekilde aşağıda yukarı oynuyor. Yani espresso yaptığınızda iki tane bardağı, diyelim ki küçük bardakları şu şekilde yan yana koyarak şat bardaklarını espressonuzu içebilirsiniz. Veya bu şekilde büyük bardaklarınız için bu şekilde koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim büyük Starbucks bardağım rahatlıkla içine oluyor. Şimdi ben şu bardakla yapmak istiyorum ki kahvenin akışını daha rahat görebilelim. Evet. Şimdi çekirdekleri koy dedi, koyduk. Ekrana gelen bu kare kodu okuttuktan sonra makinamız çalışmaya hazır oluyor. Hemen ben telefonumdan kare kod okuyucuyu açtım. Bu şekilde eğer hesabınız yoksa üye oluyorsunuz. Hesabınız varsa giriş yapabiliyorsunuz. Benim şu anda hesabım olmadığı için ben hemen üye olacağım 2 dakikada. Evet. Şu an mavi profil diyor galiba. Renk.
200 milime getirdik. Deneyen alan herkese bu güzel kahve makinesini kullanmak, keyifle kullanmak nasip olsun. Bize de inşallah. Kendinize iyi bakın.